Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Mahmut. Doom'la banyo keyfi, banyo sonrası keyfine hoş geldiniz. Son birkaç gündür bildiğiniz gibi Battlefield 1'in betası çıktı. Önce kapalıydı bir günlüğüne özel bir şekilde. Ardından dün itibarıyla açık beta oldu ve kıyamet koptu. İş yerindeyken pek oynama vaktim olmuyor tabii diğer işlerimle ilgilendiğim için. O sebeple de evde oynamak istedim. Yedek dosyası şeyleri yokmuş meğerse Origin'de. Steam gibi backup alamıyormuşuz. Tabii ben Origin'i pek kullanmadığım için, çünkü oynayacağım oyun yok orada. Bir tek Battlefield dikkatimi çekti. Fakir herifler yapmamış meğerse hala backup olayını. Bir de Steam'e rakip olacağız diye bir işlere girişiyorlar. Bu EA Games garip hakikaten yani. Dolayısıyla ben de ofisteki dosyaları direkt flash'a kopyalayıp eve getirdim. Hani belki öyle çalışır, koyarım üzerine diye. Hatta bir iki yöntem de varmış. İşte pause, download başlatıp daha sonra download'ı pause yapıyorsunuz. Var olan dosyanın içine sonradan o aldığınız kopya dosyaları koyuyorsunuz. Bu arada birini bombalaya patlattım. Bombacı mülayim olarak. Ve sonra pause'u bırakıp download'a devam dediğiniz zaman %100 doluyormuş sözde. İşe yaradığını söyleyenler de var, yaramadığını söyleyenler de. Ben 2-3 defa denedim, tekrar olmadı. Dolayısıyla bir akşamım çöpe gitti. Bu esnada Doom da oynayamadım. Ertesi gün işe gitmeden evvel bilgisayarı açık bırakmıştım akşam. Hani sabaha kadar insin bari diye. Yaklaşık 8 GB. Bu arada BFG'yi kaçırdık. Ondan sonra işe giderken baktım dolmuş. Yani dün. Tamam dedim. Akşam geldiğimde bir 3-4 saat takılırım. Sonra bir video çekip onu da sitede yayınlarız diye düşünüyordum. Akşam geldim, kardeşim oynadı bir iki el. Ben yemek yedim, geldim, tam ben oynayacağım. Patladık bu arada. Tam ben oynayacağım. Server gitti. Hayda. Bekle bekle yok, bekle bekle yok. Dene yok, bir daha dene yok. Bir saat bekledim, daha sonra tekrar açıp kapattım. Modemi resetledim vesaire vesaire. Yok, olmuyor. Açık beta olunca tabii dün bir yoğunluk olacağını tahmin ediyordum ama yani koskoca Electronic Arts'ın servisinden bahsediyoruz. Yani sadece Battlefield değil, Origin bile açılmıyor. Belki ben başka oyun oynayacağım. Niye çalışmıyorsun? Sonra sosyal medya hesaplarına baktım ki bu sorundan birçok insan muzdarip. DDoS saldırısı oldu diyorlar hatta. İşte serverlar çöktü, düzeltmeye çalışıyoruz vesaire vesaire derken dün akşam da yine benim için çöp oldu. Yine Doom oynayamadım. Yani iki akşamımı, aşağı yukarı 5-6 saatlik oyun süremi resmen Battlefield oynarım diye harcadım. Oynayamadım. O esnada Doom'dan da oldum tabii. 6 saat boyunca belki en aşağı 15-20 maç kazanacaktım. Challenge'larımı artıracaktım. Sinirden duvarı patlattım. Duvar da beni patlattı. Dolayısıyla gene çalışmadığı için bugün sabah ofiste denedim. Biraz normale dönmüş ama bu sefer de silahlar görünmüyor, karakterler görünüyor falan filan. Yani netice itibariyle kapattım, oynamaktan vazgeçtim. Beta değil, bildiğimiz hani alfanın da alfası olmuş bu. Pre-alfa gibi bir şey olmuş yani. Bozuk oyun. Serverlar dandik. Saldırılar gelince üzerine bir de. Yani soğudum betadan dolayısıyla. 21 Ekim'de çıkıyor zaten tam sürümü. 21 Ekim'e kadar ben Doom'u iyice bir oynarım. Gelirse Ekim'e kadar, gelmezse Doom'un zaten devamı çıkar. 2 DLC daha gelecek en az. Biri multiplayer, öteki senaryo odaklı olmak üzere. Dolayısıyla ben Doom'la şu an mutluyum. 2 günün ardından nihayet bugün oyunu elime aldım. Bir 6-7 maç falan yaptım herhalde aşağı yukarı. Yarısını kazandık, yarısını kaybettik. Bunu da kazanırız diye düşünüyorum. Team Deathmatch ve gıcıklık olsun diye hem görünmezliği hem de Prowler'ı aldım. Tabii Prowler'ı alınca görünmezlik gidiyor. Ya ama Prowler'ı kontrol etmek hakikaten zor, ya da ben beceremiyorum. O en ufak köşe kirişlerine falan takılıyor. Takıldığı zaman da bir daha düzelene kadar 3 kere ateş etse zaten adamın biri, ki şekilde görüldüğü gibi düşmedik Allah'tan. Eyvah. Şunu bir yakalasak gene olmadı. Ah, bak BFG ile uçurdular bizi. Yani hiçbir şey yapamadım. Her neyse, headshot var elimde. Yani Battlefield böyle açıkçası biraz şey oldu. Hayal kırıklığı oldu. Bu arada Doom'un ilk alfasını oynarken de yanlış hatırlamıyorsam oynayamamıştım daha doğrusu.
Onda da benzer sorunlar vardı da o biraz modem kaynaklı bir sorundu. İzin bazı IP adres sorunları vesaireler o vardı. O yüzden becerememiştim girmeyi. Daha sonra tam gireceğim derken de ilk alfanın süresi bitmişti. Son ucundan yakalamıştım. Çok da oynayamamıştım. Sonraki alfa ve beta süreçlerinde tabii saatlerce uğraşmıştım. Güzeldi yani. Özellikle pompalı tüfekle çift başlıklı. Hoş oluyordu. Revenant vardı bir de, değil mi? Dur. Şunu vursak. Ha, ben onu gördüm de. Yandaki de beni gördü. Neyse. 30-11 öndeyiz. Son 4 dakika. Bakalım ne olacak. Oradan şu mayınlara da dikkat etmem lazım tabi. Ya şimdi sırf challenge olsun diye roketi sallayıp da şey headshot kullanıyorum. Ölüyorum bazen mecbur. Neyse ölürken biz de öldürüyoruz en azından. Şunu bir kafadan güm. Kaçma. bu arada 222 saati geride bıraktım arkadaşlar Doom'da. Bu 222 saatin aşağı yukarı yaklaşık 30-35 saati single player, geri kalan multiplayer. Single player'ı iki kez bitirdikten sonra üçüncü kez başlamıştım. Yarıda kestim. İkinci ya da üçüncü bölümdü galiba. Kestim. Multi'ye daldım direkt. O zamandan beri de multi'de devam ediyorum. Hem single'ı biraz özleyeyim, hem de hazır oyuncular varken şu multiplayer'da olabildiğince görev yapayım. Hani seviyeye atlayayım diye. Çünkü Doom'un hani Call of Duty gibi, Battlefield gibi böyle çok uzun süre multiplayer oynayacağını düşünmüyorum. Çünkü oyunun multiplayer tamam güzel zevkli ama hani Call of Duty ile Battlefield ile kıyaslarsak eğer içerik açısından tabii ki Doom biraz daha geride kalıyor. Neyse ben Pro Roller'la şöyle bir yapıştırdım. Biri geliyor. Nefes nefese niye kaldım ben ya? Şunu da vursak. Vallahi vurdum. 3. Arkadan biri ateş ediyor. Şunu da küt. Şu yukarıdakini kaçma. Kolları ver. Bir de şu. Vallahi kaçtı. Kaçtı be. Tüh. Vay üçki açı. Aşağı inelim. Olmadı ya. Gel buraya. Gel. Kaderine razı ol. Küt. Onu da indirdik nihayet. Canavarlıkta son bir saniye. Evet. Yaratık pozisyonu bitti. Sanırım birinciyim. Şunları da vurayım. Küt 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 küt. Öl öl öl. Güzel. Şuradan da biri gidiyordu. Onu da vursam küt 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 küt. Öl. Hoba. İyi gidiyor ha. Şunu da vursam. Bak bak oradan çıktı üçkağıtçı seni. Küt 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 hop onu da vurduk. İyi gidiyor yani. Çok da denk gelmediğim şeyler bunlar. Bazen elimin ayarı tam böyle tereyağı kıvamına geliyor. Akıp gidiyor yani. Ben bile şaşırıyorum nasıl olduğuna. İyi gidiyorum ya. Yani. Son 57 saniye. 84, 52, 30 öndeyiz. Güzel. Team Deathmatch kazanma challenge'larını da halletmek lazım sonuçta. Bir kişi daha gömdüm. Vay be. Şuradan. Tın tın tın. Super Mario misali. Hadi şunu da. Roket. Hoppa. Onu da patlattık. Son 30 saniye. Oba. World Destroyer 3. Hem kendim öldüm hem başkasını öldürdüm ama bir challenge'ı daha böylelikle tamamlamış oldum. Mayını bırakalım. Son 12 saniye. Şunu da vursam. Kaçma. Şunu alayım. Seni de vurayım öyle bitsin. Hop ona da vurdum. Vallahi vurdum. Demen ne halt mı öyle bir şey. Evet, challenge'larımız da son durum. Victory. Yine Motörhead'in Victory or Death şarkısı gelsin arkadaşlar. Çok güzel şarkı çünkü. 3200 puanla açık ara birinciyim sayın seyirciler. Bakalım.
detaylara, 31 kişiyi öldürüp 13 kere ölmüşüm. 13 de uğursuzsa, yalnız 31'i terse çevirince 13, 13 terse çevirince 31, böyle bir ilginçlik. Neyse, birinci olduk, mutluyuz, 3 puan aldık. Eve gideceğiz şimdi. Herkese iyi günler.